Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Kahvaltımı yaptım. Şimdi üzerimi falan giyindim. Markete gideceğiz. O yüzden çok fazla hazırlanmadım. Karşı tarafta da bu size bahsettiğim sitelerin yapımına başladılar. Kazıyorlar şu anda. Temel atacaklar herhalde. Dün Esat'la bir liste yaptık. O da şu. Bayağı bir şey yazdık yani. İşte Türk kahvesi. Ya böyle aslında büyük bir market alışverişine çıkıyoruz. O yüzden bunu videolamak istedim. Bu aralar böyle parça parça hep paylaşıyordum zaten. Hani markete gidip aldığımız şeyler oluyordu ama bu büyük bir market alışverişi olacak. Tutarı da size söyleyeceğim. Çünkü şu çok merak ediliyor. İşte bir kere mesela markete gittikten sonra tekrar ne zaman markete gidiyorsun? Biz böyle büyük bir market alışverişine bir aydır falan çıkmadığımız için hep parça parça gittik. Ve ben parça parça gittiğimiz zaman daha çok para harcadığımızı düşünüyorum. O yüzden bugün toplu bir şekilde alacağız. Ben de size tutarı söyleyeceğim. Biz böyle gittiğimiz zaman genelde 15 gün sonra falan tekrar gidiyoruz. Ortalama bir hesap yaptığımız zaman da aylık sanıyorum bir 4000 liraya yakın bir hatta 5 ya bilemiyorum şu anda. Bugün göreceğiz fiyatları bakalım. Çünkü her gittiğimizde fiyatlar çok değişken olduğu için şu an bir şey söyleyemiyorum. Bugün markette görürüz zaten. Çoğu eksiğimizi alacağız. Buzluğumuza da bir şeyler alacağız. O yüzden biraz fazla tutabilir. Şimdi ben hazırlandım. Esat'ı bekliyorum. O inene kadar da şu mutfakta kalanları toparlayacağım. Sular yok. Bu arada sabah ben sizle birlikte mutfağı topluyorduk hatta. Sular yoktu o yüzden o şekilde bırakmak durumunda kaldım. Şimdi bulaşık makinesini çalıştıracağım çıkarken. Biz geldiğimiz zaman da o da bitmiş olur zaten. Onları falan yerleştirir. Bir yemek hazırlığına girişiriz. Şimdi de artık mutfağa girme zamanı. Hem market hem mutfak vlogu olacak bu. O zaman keyifli seyirler. Çıkmadan şu kargoyu açacağım sizlerle. Çünkü gelince belki vakit bulamam diye hemen açayım istiyorum. Güzel şeyler var bunun içinde. Şu tatlılığa bakar mısınız? Bakın. Böyle uygun fiyata dekorasyon ürünleri arıyorsanız eğer dekorasyon linkim açıklama kısmında hep oluyor. Ve oraya sürekli böyle farklı ürünler falan ekliyorum. Bakar mısınız? Birebir aynısı yani. Çok güzel. Şöyle kapaklı içi de böyle. Saklama kutusu gibi. Bunları salonda kullanacağım zaten. Şöyle. Renkler de çok güzel. Aşağıda açıklama kısmında. Bu arada hani aradığınız bir şeyin linkini bulamıyorsanız ben yorumları sabitlemiyorum. Açıklama kısmında hepsini bulabilirsiniz. Böyle kategori kategori ayırıyorum zaten. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Gelince de bunları yerleştiririz. Bir yerlere. Ya da sehpanın üstünde de değişiklik yapabiliriz. Bilmiyorum. Gelince bakacağız. Bir alalım. Hayırdır hayırdır yok. Ben botlarımı almaya gittim ya. Çıkarttım hatta botlarımı annem neredeyken. Ne yaptım? Almadım. Şaşırttık mı? Şaşırttık mı? Şaşırttık. Biraz sıcak mı sanki hava? Bugün hava biraz sıcak evet. Sen de maşallah daha sıcak gibi giyinmişsin. Beni anlarsın, soru sormazsın. Aa yetmedi mi be? Çanta bile almadım. Bir tek telefon. Beni anlatsınca. Çıktım. Ne kadar hızlı çıktım ama değil mi? Bu ilk defa. Kapıyı arayacağım. Benim görevim. Arayayım mı? Mine, not yet. Hazır mısın aramaya? Dur. Bu niye burada? Tamam. Tamam. Hazırım. Mı? Arayayım mı? Hadi gidelim. Aradım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Telfiniz üzerinden mesaj bırakmasın. Hazır mısın devasa market alışverişine? Hazırım. Yazdık bir sürü. Çok hazırım. Güneş nişanlı. Yazdın mı hepsini? Yazdım. O diğer üstüne ekledin mi dün yaptıklarımızı? Ekledim. Biber fıstık ezmesi, çikolatalı. Ha şu evler işte. Tamam.
teşekkür ederim. Merhaba bu arada. Merhabalar. Brokoli. Kereviz alalım mı? İster misin? O şey gibi yapayım mı kerevizi? MasterChef'te böyle yapmışlardı ya. Bunu böyle içini doldurmuşlardı. Fırına atmışlardı. Hmm, evet. Deneyelim. İki tane alıp deneyelim. Olur artık. Deneyelim. Hadi bakalım büyük kerevize yeter. Bana portakal al bence. Portakallar mı alayım, portakal mı alayım? Hani ikisini de alayım. Al ikisini de. Yani aslında baktığın zaman, bakın tarihlerine. 27.01 diyor. Bir ay var. Bu da 15.22 diyor. Şöyle 27 diyor bu da. Aslında bir tane alacağını iki tane alıyorsun o fiyatı. Evet, çok iyi. Bozdum. Makineyi bozdum. Elma gibi duruyor, gördün evet. Mü? Çok güzel aldım bunu. Ben domates çok iyi. Şunu çok alayım. Kola batmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Su almadığı zaman biraz su içiyoruz biliyorsun değil mi? Evet işte, su içmiyorum ben. Su içmem için bunlardan olmam gerekiyor, üzgünüm. Merhabalar, hoş pardon. Günler, günler, sağ olun. Bir tane daha alayım. Al. Artık su içeceğiz. Ben var ya hiç gerçekten su içmiyorum. İçmiyorum işte. Ben ama bunu 35 kere falan söyledim. Sağlığım için pet şişe kullanıyorum. Ne yaptın hepsini aldın? Sağlığım için. 4 tane aldım işte. Bol bol su içelim. İçmiyorsun. Sana zorla. Hemen şunlardan sodan uzak tutacağım artık. Aynen. Bunun bu da pet şişe. Sodan sağlığın yok. Sağlığın için pet şişe. Aynen. Kola var evde. Kola artık zaten azalacak. Aynen. Sodayı almışken 2-3 falan al dursun. 2 tane al. İyi tamam. Bu meyvelerden almayacağız mı hiç? Alayım değil mi? Dışa sahnutu var mı? Varmış. Oydu, şuydu değil mi? Aha o. Reyonda karar verecekmişiz orada gibi verir, hissediyorum. Yavaşım falan var. Yavaş almıyor. Kıyma alacaktı. Otel alalım. Akşam için güzel bu bonfile değil mi? Şey bonfile. Pişer mi? Ben onu düşündüm ama pişer galiba tavada ya. Bir T-bone istersen iki dilim bonfile alabiliriz. 426 gram. Tamam. Bir tane alalım ama. Bonfile. Aynen sana yakın olan şu iyi. Bonfile kestirelim yine ben onu. Sert. Sert mi? Sert mi? Ha, hiç yapmadım çünkü. Ha şey rosto falan gibi yapacağım. Aynen. Onu marine edeceğim, bekleteceğim. İstersen o zaman, bonfile. Sana bonfile keselim. Simgeye kadar bir dilim şöyle. Tabii. 35 gram. Hayır çok kalın olmaz, ince ince. Tamam beraber yaparız. İçi pembe, pembe pembe oluyor, pembe pembe. Bir tane daha keser misin? Sevdim. Kesilirken acıktım ben onu, çiğ çiğ. Başka bir isteğimiz? Öyle mi diyorsun? Yok, şu an yeterli. Tuzlu pirzolam da güzel, kalemler falan düzgün istersen. Ben yemiyorum ya, o yüzden düşünmem önüne. Şu an T-bone'u görmese belki onu alırım. Şu anlık bunlar yeterli. Tamam. Onu neye nasıl yapabilirsin? Bunu ne yapacaksın? Normal deleceksin, sarımsağı sokacaksın, yağlayacaksın, bir şey atacaksın, saracaksın fırına. Fırına. Benim ilgi alanım değil. Basit aslında. Bu da uzun pişer sadece. Burası benim ilgi alanım. 1 kilo 200 gram sana, 1 kilo 200 gram. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Bu
Bu İmre'nin tavuğuna mı iyi dediniz? İmre'ne de erbiliç yapıyor. Bize erbiliç yapıyorlar. Öyle mi? Tamamdır. Aa, yeni krema çıkarmışlar. Tatlılar ve yemekler için diyor. Ben yine bir bildiğimi alayım. Bir de bunu deneyeyim. Bildiğimden ben çok kullanıyorum kremayı. Beyaz çikolata yok. Hadi geçmiş olsun. Yapamayacak mıyım şimdi? Aa, gelmiş gelmiş. Gelmiş gelmiş gelmiş. Şimdi ne oluyor değil mi? Şu çaydan almıştım geçen. Çok beğendik bu çayı. Hatta Esat ikinci defa daha yap dedi. O kadar beğendi. Evet, çok bak, güzel. Bak muazzam bir şey. Evet, çok şiddetle güzel. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bak burada böylesi de var. Daha ucuz bu. Ne o? O tamam. Probiyotikli bu diye. Al. Bunu alalım ya. Probiyotikli sürekli içmeyiz. Bir şey değil, aynen alalım. Çok güzel bir şey gerçekten. Bir de bunlardan benim sevdiğim vardı. Köpek mumasına benzemeyen. Yok yok. Şurada. İki çeşit var. Bu bizim sevdiğimiz. Bundan bulunsun evde. Şey alacaktın senin, zuberin fıstık ezmesi. Aa, onlar ya öbür tarafta kalıyor galiba. Zuberin. Nerede oluyor onlar? Bal reyonunda. Ha, bir tane alalım. Ne kadar da aldığımızda 7 lira mıydı? 7,5. Ama mesela yine uygun bence. Diğerlerine göre mi? Evet. Yani 10 lira fark var orada. Hepsi indirimde. Oo, çok iyi. 13 yıl yaşıymış. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ekşi elma var. Sen sevdiklerini al, ben sevmem. Tamam, ben de bir ekşi elma da içme. Siz bir şey alın ben. Şey al istersen, kavunlu ananas. Yok, onlar çok tatlı oluyor. Çok sevmiyorum. Tatlı. Sumağımız bitmek üzere. Görebiliyor musun? Sumağı görüyorum. Başka? Zaten neyde kullanılıyor? Bak orada yazıyor. Vallahi zaten. Ya aslında daha güzeldir, biliyor musun? Niye mi öyle şey gibi, artık gibi? Bulalım, alalım evde bulsun. Hiç öyle bir baharatımız yok. Yeni baharat keşfetmek de iyidir. Evet, biz her baharatı alıyoruz gerçekten. Mesela şimdi zaten örnek veriyorum ya da başka bir şey. Bunun tadını ben bilmiyorum şu anda. Böyle çok aklımda değil. Bilmediğimiz bir baharatı yemeğin içine koyduğumuz zaman insanlar şey oluyor, ne var bunda? Evet, çok güzel bir arama geliyor. Süt almaya gidiyordum ben, sen buraya geldin. Biber yok burada. Daha az var ama benimki çok güzel. Belki yan tarafta vardır. Almayalım değil mi? Başka marka, bunlar güzel değil. Bence alma. Bu bizim ikinci bitirdiğimiz, çok güzel. Seda almıştı bize, ilk vermişti. Evet. Onun üstüne ikinciyi bitirdik. İlk defa böyle bir şeyi bitirmiş oluyoruz. Dörtlü yetiyor bize. Böyle fiyat olarak şey, gerçi biz kahvaltı olarak aldık. Evet, zaman. Probiyotik ama bu. Probiyotikli. Ama böyle bak, sekinki daha pahalı, 4 tane olsa. Ne kadar yapıyor? Gelmiş bak. Yoktu. Harasut mu yoktu? Hı, yoktu. Ben tatlılarını da kullanamıyordum ya. Harasut bir de çok uygun. Bir de tatlı çok fark ediyor, biliyor musun? Bıncak mı? Bıncak'ın canı çekiyor herhalde. 2 gündür harf ediyor. Var mı şu an eksik yani? Son. Bir tek son mu? Evet. Of, çok bir şey aldım. Aa, dörtlü kola 42.90 mı? 15 liraya aldım buradan tanesini. Bayağı bir fiyat farkı var bu arada. Bence var ya... O yeter mi? Tamam. Çok var ama. Çok olunca da içiyorsun işte be kadın. İçmeyeceğim be kadın. Nereye koysam? Elimde taşırım ben bunu, gel. Hadi devam et. Ne ol dedi. Hanım eli alayım bari bu seferde. Bu bitmek üzere, bunu alıyorum. Bunun beyazlarından ya. Baş edemedin değil mi tabi? $14 Böyle depomuzda falan da mı yaptın? Ne yapacağım? Diğer mağazada mı getireceksin? İkisini ben alabilirim.
Tamam değil mi? Evet. Hadi teşekkür ederim. Et. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hasan var ya, bir daha mont almaya yasaklayacağım. Neden? Her yerden mont çıkarıyoruz sizin montları. Aa, pazı var. Pazı var, pazı alacağım. Bu kadar bize yeter mi? Çok güzel buranın manavra yalnız. Bu yeni açılan peynirci var. Aa bak, soğanlar burada çok güzel. Hep küçükleri seçersen. Aa, şuradaki. Şu ikili. Eyvallah. Şunu alır ya. Doktorları açık bırakıp gitmiş. Bak ya. Sabah edit yaparken doktorlar izliyordum, onu açık bırakmışım. Seninle ilk defa yanıyorum aşkına. Türk kahvemiz yok. Şimdi buranın üzerine boşaltacağım ve yine her zamanki gibi her şeyi buranın üzerine koyacağız. Bak madalını söylüyorsun değil mi? Evet. Ne var bu köpeğe vereceğimiz bir şey şu an? Hangi köpeğe? Şu gavuğa. Gel buraya gel. Yaramaz gel. Gel kaçma gel. Gel bir şeyler vereceğim sana. Babasından vermek lazım. Gel buraya. Hareket edin. Gel buraya. Gel. Bak sana ne getiriyorum. Bak. Çok ağır ya. Her şey bu kadar mı? Kapatacağım şimdi hemen. Sanki peynirlerin olduğu poşet yok. Aha, bu da var. Heyecanlandı ya. Nasıl korkuyor? Baksanıza ne yaşadık şimdi. Evet, bu son. Son mu? Ben telefon görüşmeleri var, onları halletmem lazım. Bugün günlerden Fener'in maçı var. Hazır ben hazırız. Evet. Nereden başlayacağımı bilsem daha kolay olur. Türkler. Dolap bekletti. Aa düştü. Thank you.
buzdolabımızın düzeni tamamdır. Ortalıkta kalan şeyleri de şimdi hızlıca toparlayıp yemeğe girişmem gerekiyor. Çünkü geç kalıyoruz böylelikle yemeğe. Patatesleri fırına atacağım. Bir salata yapacağım. Etler zaten Esat da kendi T-bone aldı. 3 parça da bonfile aldı. Ben bonfile yiyeceğim. 2 dilim, birini de kendine aldı. Çok beğendim. Bu arada filenin bonfilesi çok güzel oluyor. Bugün T-bone'u da deneyeceğiz. Size fikrimi söylerim. Bu arada biz bütün kasap ürünlerimizi fileden alıyoruz. Bence deneyin. Hem bazen gerçekten kıyma falan çok indirime geliyor. Böyle düzenli oldu gayet bence. Bu kadar. Yaz olmadığı için çok böyle dolaba girecek şeyimiz olmuyor aslında. Şimdi ben ortalığı toparlayacağım. Sonra hemen mutfaktayız. Şimdi patatese, zeytinyağı, sarımsak tozu, biberiye ve kırmızı tatlı toz biber attım. Şimdi de şu yeni aldığımız baharatı atacağım içine. Zahter. Formamı ortama giriş yap. Zahter koydum patatese. Tamam. Sen ne koyacaksın bakalım? Zahter koydun mu? Koydum. Nasılmış? Yani bildiğin kekik gibi koydum. Yani bildiğin kekik. Ete ben baharat atmayı düşünmüyorum öyle. Öyle mi? Böyle çok sevmiyorum ben baharat. Öyle mi? İstiyorsan atabilirim. Tamam. Ve bonfileye çok baharat atılmaz zaten, zeytinyağı. Ben salata yapıyorum. Tamam. O T-bone inşallah pişer. T-bone öyle bir pişireceğim ki göreceksin. Tek tava yetecek mi? Yeter. Tuz var mı içinde? Bir defa kurutucudan geçirmeyeceğim şu an. Ne diyorsun? Ya. Salatamız hazır. Soslayacağız ve tabağa alacağız. Bu kadar. Günaydın. Kapkaranlık bir günden hepinize merhabalar. Yeni bir gün diyemeyeceğim bugüne. Sanki dünün devamı gibi çünkü aşırı karanlık bir hava var bugün. Ben sizlerle iki tane gelen kargomu açacağım. Çünkü birine temizlik ürünü olduğu için onu hiç biriktirmek istemedim. Dün gelmişlerdi zaten ama dün hiç açacak enerjim yoktu zaten. Biri bu. Bunda temizlik malzemeleri var. Şöyle... Selsil, Pak'ın. Ben de hatırlarsanız biliyorsunuzdur böyle cife benzer bir kıvamda olanı, ürünü var. Ben onunla daha bu eve ilk taşındığımız zamanlarda, hatta evde çektiğim ilk videolardan biri, şuralarda şu basamağın metal yerde hiçbir şeyin çıkaramadığı pas lekeleri vardı ve bir tek Pak çıkarmıştı. Benim de o gün bu ürünlere olan saygım arttı. Toplamda da 3 tane mi almış?
üründen memnun kaldığım için de böyle 3 tane bu şekilde kullanırsam bence ürün ziyanda olmamış olacak. Çünkü o cilt kıvamında olduğu için aslında ürünün bir kısmı ziyan oluyor. İşte ovaladığınız mesela süngere geçiyor, ziyan oluyor ya da o yüzeyde kalıyor. Bununla daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu ürünü şimdi sizlerle ocakta deneyeceğiz. Ben size etkisini de göstereceğim. Vallahi bu şekilde olanı ilk defa alıyorum. O yüzden inşallah yüzümü kara çıkarmaz. Bir tane sağlam pompası var. Şu da sağlamdır. Ya olabilir böyle şeyler bu arada. Kargoda neler, yani bu kargoda nasıl taşındığına inanamazsınız yani. Çünkü biz de ürün gönderimi yapıyoruz. O kadar sağlam yolluyoruz ki başına neler geliyor. O yüzden çok problem değil. Yedek olarak almıştım ama bir tane alsaydım ve kırık gelseydi pompa ricasında bulunurdum. Çünkü bu böyle basar mı mesela? Basıyor aslında ya. İnsanları çok da uğraştırmaya gerek yok. Tamamdır. Bu böyleydi. Şimdi ocakta göstereceğim. Ürünümüzde bu Trendyol'dan aldığım, çok uygun aldığım bir hırka. Üzerimdekine çok benziyor rengi. Üzerimdeki artık tam ev şeyi oldu. Çünkü çamaşır suyu dökmüşüm. Klasik. Bunu artık böyle daha çok dışarıya falan çıkarken ya da temizlik yapmadığım zamanlarda giyeceğim. Çok mu büyük? Small aldım. Keşke hiç small mı olsaymışım. Oo, ne kadar güzel şeyi, kalınlığı, kumaşı falan. Bakar mısınız? Valla Trendyol da artık kendini aşıyor. Şunu bir deneyelim. Yo, iyi ki small almışım. İki small çok küçük olurmuş. Bakın, içi şöyle şardonlu. Gayet güzel. Evet, görüntü olarak çok bir fark olmadığını biliyorum. Hep aynı renk alıyorsun diyeceksiniz ama dediğim gibi bu dışarıda giymek için aldım. Çünkü bunun çamaşır suyu lekesi falan oldu artık. Çok kullanılacak halde değil. Ama ev temizliği falan yaparken giyiyorum. Hem de daha rahat giyiyorum. Çünkü artık bu da oldu. Ne kadara aldım söyleyeyim size. Normalde 280 lira civarı falan. Ay bu arada yüzüm falan ne kadar kötü. Şiş şiş ya. Saçım başım da çok kötü. Neyse siz yabancı değilsiniz. Ev hali olur yani bu kadar. 170 liralara falan aldım ki şu anda araştırın. Böyle kalitede bir hırkayı 170 lira alamazsınız. Böyle incecik. Bir yıkamada tüylenecek şeyler falan alırsınız. Ben Trendyol'un ürünlerini çok beğenerek alıyorum bu arada. Çok fazla da ürününü alıyorum. Çok tarz şeyleri falan da oluyor. Ya benim böyle çok böyle wow çok iyi bir şey tarzım yok. Ben genelde spor giymeyi seviyorum. Bazen de spor şık giymeyi seviyorum ama beğeniyorum ürünlerini. Bence bu da çok güzel bir hırka. Normalde şey yazmışlar hani oversize duruyor. Çok büyük almayın. Ben yine de small aldım. İlk small alsam için bayağı küçük olurmuş. Böyle güzel. Şöyle uzaktan da görün. Şöyle. Şurayı kapatıyorsa zaten oversize'dir. Bence gayet güzel. Mesela bu üzerimdeki adaksın bundan daha kalın. Adaksın bende birkaç hırkası daha var. Biraz daha şardonlu olanları var içi. Buna göre biraz daha kalın, daha iyi yani. Yani böyle kışın giymek için falan. Biz burada da mesela kışı çok uzun süre yaşadığımız için Mart, Nisan'a kadar kış oluyor burası. Şimdi sizlerle şu selsili bir ocakta deneyelim. Hem ocağın üstü de bomboş çünkü her şeyi yıkadım. Bulaşık makinesine falan attım tellerini. Bunu bir deneyelim sizinle. Haydi. Şimdi ocağımızı bir açalım. Şu benim bezleri aldığım markanın ocak için olanını almıştım. Şimdi bunu yıkayacağız, bunu yapacağız. Şununla da terlememiz gereken yerleri terleriz. Bu üçü gayet yeterli olacak. Şimdi. Şöyle hafif köpük köpük bırakıyor. Bu arada bu bez ocaklarda, özellikle cam yüzeylerde falan hiç leke bırakmıyor. Ben aspiratörü falan da bununla siliyorum. Şimdi bu şekilde zaten ocak çok fazla da pis değildi. O yüzden şöyle yapacağız. Şurada detaylı bakalım onları nasıl çıkartacak. Böyle kalıntı gibi olur ya böyle ocakta. Oo çok iyi. Gittiler. Öyle ama çok iyi. Bakın. Çünkü bizim yemek yaparken çok kullanmadığımız bir göz burası. Burada o yüzden bir fark anlamanız çok zor. Zaten asıl olayı aspiratörün o filtresinde anlayacaksınız. Şimdi ona geçeceğiz. Şöyle
şöyle bir derin, hatta çok temiz olmayan bir tepsi, yağlı bir tepsi daha iyi. O da temizlenmiş olur. Aspiratörümün bu filtresini bunun içine koyuyorum. Sıcak bir suyum var, çok kaynar değil. Şimdi bunun içine sıkacağım. Koyacağım, bu kaynar bir su değil. Çok yani sıcak ama baya. Şöyle bir tel kullanacağım ben. Süngerle artık yağlı olmadığı için rahatça, hiç bakın kalmıyor bile. Yine üzerlerine sıkıyorum. Kalmıştır. Yine süngere sıktım. Bulaşık deterjanını ve şöyle hafif bunun suyundan da alıp. Bu size biraz kimyasal bir işlem gibi gelebilir ama bu sürekli yaptığım bir işlem değil. Belki 5-6 ayda bir falan yaptığım bir işlem. Bunları tabii ki temizliyorum ama bu şekilde. Şu kısımları görüyor musunuz? Bayağı yağlı buralarda. Ocağa damlayacak, mecburen yapacak bir şey yok. Zaten direkt çıkartıyor. Vallahi var ya, benim mutfakta en çok temiz olduğuna mutlu eden, böyle beni rahatlatan şey zaten ocak ve şu davlumbaz kısmı, aspiratör kısmı. Bir de fırın temiz olursa çok rahatlıyorum ama onu şimdi hiç temizleyemeyeceğim. Ona girersem saatlerim gidiyor çünkü. Böyle ama güzel bir ürün. Yani deneyebileceğiniz bir ürün. 5-6 ayda bir kullansanız yetecek bir ürün. O yüzden bir tane olsa bile yeter ama ben yedekli olmasını şu yüzden seviyorum. Ürün çok popüler olunca hemen fiyatı artıyor. O yüzden ben 3 tane aldım. Bu bana uzun süreler yeter. Bozulacak bir ürün de değil. Çok güzel yağ söküyor ve gerçekten de çok güzel parlatıyor. Buradan böyle bir tavsiye olsun. Çünkü ben pakı ilk kullandığım zaman inanamadım etkisine. O yüzden bir tane sipariş verdim. O da şu anda zaten banyodaki o yedekler kısmında duruyor. Böyle evde çok zorlu bir kiri varsa orada deniyorum. Böylelikle de artık bu videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle şiş şiş de kapatmak istemezdim videoyu ama yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bu sanırım 2023'ün ilk videosuydu. Umarım yeni yıl bizlere çok 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 şans, mutluluk, huzur, yani istediğimiz her şeyi getirir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.